siz de biraz yüksek sesle konuşursanız çok sevinirim. Hay hay, sesim yüksektir. Burhan Bey, öncelikle geçmiş olsun. Ne kaybettiniz? İpek Hanım, ben iyi akşamlar diliyorum. Oradaki katılımcıların da akşamını kutluyorum. Konuşmaları tabii ki dikkatle izliyoruz. Yalnız burada ben bir iki noktaya kısaca temas edeceğim. 7 Nisan günü olayın patlak verdiği akşam benim doktor kızım, o da müştekilerin arasında, ben de müştekilerin arasındayım. Aylar süren görüşmeden sonra Seçil Hanım 7 Nisan Cuma akşamı paramızı sonuna kadar ödeyeceğimizi söyledi ve 7 Nisan günü akşam üzeri mesai saatlerinde şubeye gittiğimizde içeride bir kargaşa olduğunu gördük. Orada banka müdür yardımcıları, Sermin Hanım, müfettişler oradaydılar. Biz oradaki bir personele dedik ki Seçil Hanım nerede? Banka personeli dedi ki iki gündür yok. Ve biz olayların patladığını anladık. Oradan doğru çıkıp Seçil Hanım'ın kuzeninin evine gittik. Ve Seçil, yani 7 Nisan akşamı oluyor. Ve Seçil kuzeninin evine gittiğimizde orada Seçil Hanım'la telefon temasında bulundular. Çorlu'daki evdeydi Seçil Hanım. Ve Seçil Hanım'a derhal polise gidip teslim olmasını söyledikleri zaman Seçil Hanım şöyle söyledi. Bu akşam annesi rahatsızdır, Alzheimer hastasıdır. Ben bu akşam annemle geçirdikten sonra sabah gidip teslim olacağım. Bakın İpek Hanım, lütfen çok iyi dinleyin. Burada olayın şekli şimali tamamen değişiyor. Ve yani o akşam Seçil Hanım annesiyle kalacaktı. Yani hastaydı annesi. Evet. Cumartesi sabahı da gidip teslim olacaktı. Fakat o anda bankadan Sermin Hanım ve 3-4 tane daha güvenlik görevlisi Seçil Hanım'ı evinde zaptı, rapta aldı. Yani Seçil Hanım'ı odaya hapsettiler. Hatta bu arada ilk duruşmaya katıldığımızda hakim şunu sordu Seçil Hanım'a. Yani siz o an banka yetkililerinin bulunduğu yerde dışarıya çıkabilir miydiniz? Dikkat edin İpek Hanım. Yani siz tuvalete yahut da dışarıya bir yere yahut da gidip karakola yahut da yani ne bileyim başka birisini ziyarete gidebilir misiniz diye sorduğu zaman Seçil Hanım hayır gidemezdim diye sordu. Bir banka yetkilileri neyin telaşı içindeydiler ki Seçil Hanım artık bir gün sonra teslim olacak. Onu gözaltına alıyorlar ve gece orada güvenlik personeli kalıyor. Ertesi sabah alıp genel müdürlüğe getiriyorlar Levent'e. Genel müdürlükte o günü akşam ediyorlar. O gün akşam üzeri 8. günün akşamı evine tekrar geri götürüyorlar. 9. günü sabah tekrar alıp getiriyorlar. Bütün kayıtların üstünde çalışma yapıyorlar. Telefonlarının üstünde çalışma yapıyorlar. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bir banka görevlisi bir suç işlemiş olabilir. Bankanın burada yapması gereken neydi? Bir savcıya, bir emniyet görevlisine böyle böyle bankamızda suç işlendi. İlgilisi de şu an Çorlu'daki evinde derdi. Neyin peşine düştüler Seçil Hanım'ı zaptı raptı aldılar? Peki Burhan Bey siz hem bir mağdur olarak hem de bu soruyu sormak için de televizyona bağlanan biri olarak bu konuda bir fikre sahip misiniz? Yani aslında sorduğunuz sorunun sizde cevabı var mı? Ne demek istiyorsunuz tam olarak? Yani neyin telaşı içinde olabilirler?
Ben özür diliyorum İpek Hanım. Böyle ses kesintili geldiği için şey yapamadım. Ben şunu söylüyorum efendim. Bakın ben bir iş insanıyım. Evet. Bir şantiyemizde 3 kuruşluk çimentoyu bekçiye emanet ederiz. 3 kuruşluk demiri bekçiye emanet ederiz. 3 kuruşluk emanet ettiğimiz çimentomuzun demirin başındaki bekçi bile saat mevhumu olmaksızın gece gider kontrol ederiz, gündüz gider kontrol ederiz. Bu hanımefendi 2011 yılından beri bu işlemi yapıyor. Banka savunmasını verdiğinde şunları bildirmiş. Şu eğitimi verdik, bu eğitimi verdik, bu kadar üstün başarılı. Evet, biz Seçil Hanım'ın üstün başarılı olduğunu biliyoruz. Seçil Hanım, CEO'nun göz bebeği, genel müdürlüğün göz bebeği, bütün Deniz Bank'ın toplantılarının göz bebeği ve herkesin gözü onda. Yani bir afiş isim ve çok başarılı bir isim. Öyle bir başarılı ki Florya Şubesi'nde 11 sene müdürlük yaptıktan sonra taltif olarak Lemeş Şubesi'ne getiriliyor ve göz bebeği. Bu dikkat edin, 7 Nisan'a varırken 4 Nisan'da şubede yok, 5 Nisan'da şubede yok, 6 Nisan'da şubede yok. Bir banka görevlisi gelip de ya müdürüm sen neredesin? Sonra Seçil Hanım, benim eski 2 tane banka müdürü arkadaşım var emekli. Der ki biz personelimizin yediğinden, içtiğinden, kolundaki saatinden, ayakkabısından her şeyiyle ilgileniriz. Hatta bahaneler uydurup evine gideriz. Acaba yaşantısında değişiklik var mı diye. Seçil Hanım'ın odasında masanın üstünde ben 100 bin dolarları masanın üstünde teslim ettim. Kızım masanın üstünde teslim etti. Orada kamera var. Orada bütün personel orada. Şimdi oradaki konuşmacılar diyor ki sokakta yok bilmem pastanede şurada burada. Siz ben bankada mı bankada mı teslim ettiniz? Evet efendim bankada. Peki şöyle bir başa saralım istiyorum. Başa saralım ve baştan anlatın. Mesela siz nasıl tanıştınız Seçil Hanım'la ve ona efendim paranızı vermeyi nasıl kabul ettiniz? O parayı Seçil Hanım'a mı verdiğinizi düşünüyordunuz, bankaya mı verdiğinizi düşünüyordunuz? Peki neden elden vermiş? Onu da bir de neden mı elden ya? Bankacılık işlemi. İpek Hanım ben şunu arz edeyim. Seçil Hanım'la kızımın ilişkisi 2011 yılında başlıyor. Seçil Hanım kendisi hasta olarak geliyor. Benim kızım dermatologdur ve oldukça doktor da bölgede tanınmış birisindir. Onun vasıtasıyla ben Deniz Bank'la benim ilişkim 2010 yılında başladı. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Hı hı. 2010 yılında iflas erteleme almıştım. Çok şükür çıktım ondan. Deniz Bank'la ilişkim 2010 yılından beri hiç kesilmedi. Ben mahkemeye bir dosya sundum. Ve o dosyada Deniz Bank verdiği ifadede şöyle diyor İpek Hanım. Şöyle diyor Deniz Bank. Diyor ki Burhan Taşbolat'ın 2010 yılından bu yana Deniz Bank'la hiçbir ilişkisi yoktur. Bir banka düşünün ki bir banka yönetimi başından kıçından haberi yok. 11 tane kredim var benim Deniz Bank'ta. Şu anda benim ödediğim. Benim ismim olmayabilir. Bütün ödemeleri benim firmam yapıyor ve 11 ayrı kredim var. Şu anda da ödemeleri devam ediyorum. Yani size şu bankanın durumunu anlatmak istiyorum. Banka kendinden haberi yok. Milyon dolarlar senelerce, aylarca masaların üstünde geziliyor. Hesaplardan paralar çekiyor. Sonra o bir takım futbolcuların elindeki belgeleri iyi incelemek lazım. Ben o kadar hassasiyetle bilmiyorum. Bankacı arkadaşlar daha iyi bilir. Mesela bir futbolcunun elindeki belgede, bir de kızımın elindeki belgede bir gizli hesap. Ve oradaki personele soruyorlar. Bu konu hakkında bilgi verdiği zannediyorum Fatih Erim Bey'di. Soruyor bu gizli hesap nedir diye. O da diyor ki şube müdüründen başkası bilemez. Yani bu ya, hesap da var. Burada, ben şunu söyleyeyim. Seçil Hanım zaten şu konuda. Burhan Bey,
Çok efendim? Özür dilerim. Burada bir virgül hemen bir soralım yeri gelmişken. Var mı böyle gizli hesap? Lazım. Her şey kanunlarla, düzenlemelerle sabit. Dolayısıyla öyle bir gizli hesabın olmaması lazım. Yani varsa da yasalara, hukuka uygun olarak gerçekleşmiş olması lazım. Böyle kimsenin bilmediği gizli hesap olmaz bankacılık sektöründe. Galiba o bazı şirketlere veriliyor değil mi? Öyle bir hak. Yani bir unuttum şimdi onun adını, bana anlattılar ama yani kişilerin öyle bir hakkı yok. Gizli hesap diye bir şey şahıslara verilmiyor. Tabii yok. Evet. Yani bütün zaten bakın bankacılık sektöründe sır bütün sektörlerden çok daha öndedir. Dolayısıyla bu anlamda bütün hesaplarla ilgili gizlilik vardır zaten. Yani portföy şirketlerine notlarımda varmış değil mi? Portföy şirketlerinin böyle bir ayrı bir özelliği varmış ama şahıslara gizli hesap diye bir şey söz konusu değil bankacılık sisteminde. Evet. Yani ben kanunu bilen avukatlarla konuşarak anlamaya çalıştım her detayı o yüzden. Bankacılık sektöründeki bütün hesaplar gizlidir. Ama yani kimden gizlidir yani? Kimseye, hayır tabii. Mutlaka devletten, kamudan gizli olamaz. Tabii. Ama bütün hesaplarla ilgili gizliliği sonuna kadar korumak durumunda. Şimdi Nedim Türkmen yazıyor bize, diyor ki sırdaş hesap eskiden vardı şimdi yok, yok diyor. Evet. Yok. Hatta tabii. Fatih Terim'in ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisine... Olayın birebir. Bunu bana anlatan, soruşturma yürüten benim bir dostum, bir arkadaşım, eski bir banka genel müdürü. Kendisi anlattı bana ve aynı birebir 8 yıl bir müdür yardımcısı, o da sadece emekli insanlara bizim bankamız sizi öyle seviyor ki size özel faiz hesabı verecek diye 8 yıl yürütüyor. 8 yıl yürütüyor başarıyla. Bir gün o 8 sene hiç yerinden kalkmıyor müdür yardımcısı hanım. 8 sene sonra oğlu bir kazada ölüyor. Oğlunun cenazesine bir saat gidiyor, gerisin geri geliyor. Bundan şüphelenen birisi dilekçe veriyor ve şey yapıyor. Ama bakın oradaki olaya. Benim arkadaşım soruşturmaya gideceği zaman İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü arıyor. Diyor ki ben yarın böyle bir soruşturma yapacağım, bana bir komiser verir misiniz? Ben bunun kanuni yönünü bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Denizbank yetkilileri... Genel müdür yardımcısı Hakan Ateş'te içinde olmak kaydıyla genel müdürlük binasında hangi hak ve yetkiyle devletin emniyet birimlerinin haberi olmadan kimden neyi kaçırma amacıyla zaptı raptı alıp o kızı korkudan işte serum takarak koluna tuvalete bile göndermeyerek alıyorlar. Ben şunu söyleyeyim, ortada hiçbir şey olmasa bile Denizbank yöneticileri bu işten haberi var. Denizbank yöneticileri bu işten en az Seçil adam, Seçil hanım kadar sorumludur. Evet, niye peki. Sorumludur? Peki bunlar ve, tabii ki sizin iddialarınız burada. Evet, evet. Sizin iddialarınız, dinliyoruz sizi ve sonuçta soruşturma yürüyor, bir iddianame var. O soruşturmayı da evet. Dava yürüyor hatta yani o yüzden de... Bu soruşturma konusu şu anda bu iddialar. Hı-hı. Henüz daha bununla ilgili dava açılmadı. Evet. Yani evet. Orada da Burhan Bey muhtemelen şikayetçidir. Şikayetçi tabii, misiniz? Tabii efendim. Yani evet. İddianamenin sonunda var Burhan Bey biliyorsunuzdur. Evet. O evet. Soruşturma sizin açınızdan önemli. Çünkü bu iddialarla ilgili konunun işte diyorum ya bu noktadan dolayı iddianame eksik. Bunlar içine dahil olduktan sonra... Dava açılsaydı belki çok daha objektif konuşabilirdik. Bir şey daha arz etmek istiyorum. İpek Hanım bir cümle daha söyleyeyim. Tabii. Konuşmama bitireceğim. Çok özür diliyorum. Seçil Hanım benim ofisime geldiğinde bundan 5-6 ay önce durumu anlattı. Böyle bir özel fon var Burhan amcacığım dedi. Beni çok sever. Zaten verdiği ifadelerde de bu konuşmasını, bu sözünü ifade etmişti. Çünkü niye babası yok? Bana kimi zaman baba derdi, kimi zaman amca derdi. Çünkü sevdiğim bana 11 tane kredi çıkartmış. Çok başarılı bir banka müdürü etti. Ve bana geldiğinde dedi ki Burhan amcacığım bir fon var. Ben bir banka müdürü olarak niye onu bunu kazandırayım? Ben şunu söyleyeyim, benim ve kızımın bu olayın
bir başka kişilere de uygulandığından zerre kadar haberimiz yoktur. Evet. Ben birilerine kazandıracaksam bu özel fonun hesabını takip eden benim 50 milyon dolarlık bir özel fon. Buradaki açıklara bir kısım parayı yönlendirebilirim. Fonu açan da benim, kapatan da benim. Ben orada şunu söyledim. Kızım, senin bu işten bir menfaatin var mı? Hı. Evet Burhan amcacığım, ben de içerisinden bir miktar hisse alıyorum dedi. Bizim girişimiz böyle. Yani biz öyle yüksek faiz alalım ne benim ne de kızımın. Böyle bir paraya, aşırı paraya, gelire ihtiyacımız yok. Biz sıradan Anadolu insanlarıyız. Çok şükür kızımın bana ihtiyacı yok. Benim de kızıma ihtiyacım yok. Onun için orada aşırı faizden dolayı bu şeyler insanların hırsından dolayı derken birazcık insaf rica ediyorum. Lütfen. İpek Hanım ben teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sorunuz varsa alayım. Yoksa iyi akşamlar dileyim. Ben teşekkür ediyorum. Önce. Burhan Bey ifadenizi okuyorum da. Evet. Bu ifadenizde sizin zaten çok yakın ilişkide olduğunuzu Seçil Hanım kendisi de söylüyor size. Yani ben diyor gerek Pınar'a gerek Burhan'a çok pişmanım diyor. Yani o evet, şekilde evet. Duruşmada anlatmış bu noktada çok da. Çok utanıyorum diyor. Bu ifade sizin şikayetinizde diyeyim ben. Büyük tutarlar yatırıyoruz diyorsunuz. Özel fonda bir açık var. Bu fonun giriş çıkışları tamamen benim elimden geçiyor diyor Seçil Hanım. Siz de diyorsunuz ki param olursa kur korumalı vadeli hesaba atarım diyorsunuz. Sonra da aynen öyle. Sonradan şöyle oluyor anladığım kadarıyla. Birkaç dairenizi satıyorsunuz. Oradan bir para geldiğini aktarıyorsunuz. Ve bu parayı da elden aslında Denizbank Şube Müdürü'ne veriyorsunuz. Peki efendim masada vermek bu kadar çok yakın olduğunuz için mi masada önüne koymaktan şüphe duymadınız? Çünkü normalde masasında otursak bile bir müdüre hanımın onun vezneye verilmesini, bir dekont alınmasını bekleriz efendim. Oradaki şey nasıl oldu bir tekrar öğrenmek istiyorum izninizle. Ben şunu hayır, sizin edeyim. Gibi bu kadar mantıklı konuşan bir insanın bu burada neyi düşündüğü benim için önemli. Ya da neyi düşünmedi? Evet. Ben şöyle arz edeyim. Efendim lütfen ben çok hümanist bir insanım bir defa. Yani insan sevgisiyle doluyum. Bir yılbaşı gecesini dikkat edin. Bir yılbaşı gecesini Seçil Erzan'ı birisi dövdü. Seçil Erzan'ı yılbaşı gecesi aile olarak yanımıza aldık, sarıldık. Bir yılbaşı gecesini ağlayarak geçirdik. Başka bir şey bu konuda başka bir şey söylemiyorum. Benim oraya odaya girip söylemem sözü şu. Yani öyle bir şekilde konuşuyor ki bakın Burhan amca, Pınar ben sizin için özel bir tane hakkım var. Size özel bunu kullanıyorum. Aman böyle sakın kimseler duymasın. Ve WhatsApp görüşmelerini ben avukatıma sundum. Onu da yakında okursunuz. Orada da diyor ki aman ne olursunuz şubeye gelmeyin. Sizin böyle geldiğinizi görürlerse onlar da kıyamet kopar. İşte bir şeyler olur. Yani şunu işin ne kadar hassas olduğunu anlatmak için karşınıza saygı duyduğunuz bir insan var. Siz de bu şeye uymak zorundasınız. Ben öyle düşünüyorum. Davul çalmanın da alemi yok diye düşünüyorum. Evet evet. Ben de şöyle anlıyorum. Seçil Hanım o kadar çok zor duruma düşmüş ki o anda. Çok güzel. Bak. Çok güzel bir şeye temas ettiniz. Seçil Hanım bizi bu sistemin içerisine çıkmaza düştüğü anda soktu. Yani bize kıyamamıştı. Ancak öyle artık kendi tehdit edilip dayaklar yediği zaman artık başkan naçar kaldığı için bizi soktu. Çok güzel bir noktaya yakaladık. Olayın aslında tam oluş sebebi bu. Yani Seçil evet. Hanım'ın size kadar gelip en sonunda en yakınları dediği insanların parasına tamah etmesi ya da sisteme ikna etmesi bu noktada zaten evet. O yüzden de duruşmada ağlayarak size yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor. Evet. Bunun da temel sebebi aslında ölümle tehdit edilmesi, artık çok korkutulması.
o paraları ödeyebilmek için artık sisteme sizleri de dahil etmeye çaresiz kalması gibi gözüküyor. İddialar böyle. İddialar böyle en azından. Teşekkür ediyorum.